Burada hemen bir ekleme yapmak istiyorum. Yunanistan bu uçak gönderme mevzusundan bahsettik. Hangi ülkeler Türkiye'ye teklifte bulundu? Hangileri bulunmadı? Yunanistan ve Fransa ile ilgili Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu özellikle şunu belirtmişti. Bir teklifte bulundular. Sonra bizde yangın var diyerek geri çektiler demişti. Buna hemen bir ekleyelim. Bir de zaten bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı ile Çavuşoğlu bir telefon görüşmesi yaptı. İki ülkede de orman yangınlarının devam ettiğine dikkat çektiler. Ve kimde yangın önce biterse diğerine yardım etsin diye de söz ifade etmişti. Çavuşoğlu bu bilgi de ekleyelim eksik kalmasın. Şimdi özellikle e, Sayın özülken ifadeleri üzerinden devam edelim isterseniz. Şu an nifak tohumları ekmek bunlar yanlış. Bu konuyu politize etmek yanlıştır dedi Sayın Özülker. Sayın Yarar siz ne dersiniz? Bu ben, sosyal medyada şey, bilinçli bir provokasyon mu yürütülüyor? Ha, ben önce Nedim'in konuşmasını tercih ederim. Neden? Nedim Bey özellikle köşe Hayır, üzerinden soracağım. Şey Nedim'in üzerinde konuşmak çok daha iyi olacak. Çünkü Nedim bunun hem verilerini hem de şeylerini verdi. Evet. Hani yani kusura bakmayın hani bana döndünüz çok teşekkür ederim ama Nedim'le başlayalım. Nedim'in konuşmaları üzerinden çünkü verilerle konuştuğumuzda daha çok iyi olacağını düşünüyorum. Eğer sizin içinde bir mahsur yoksa yoksa ben devam edebilirim. Nedim Bey'in bu konuda çok fazla detay vereceğine kesinlikle eminiz. Yani özellikle de son söylüyorum. iki gündür yani yazdığı köşe yazıları üzerinden. O yüzden özellikle son sıraya bıraktık ki Nedim Bey'e uzun uzun bize anlatsın detayları. O zaman detayları mahcup oluruz. Nedim Bey olur... Yarar lütfen siz başlayın. Peki. Ee, ben Nedim kadar veri veremeyeceğim ama Nedim'le daha önce konuştuğumuz birkaç yerde bununla ilgili biz de konuştuk ve bu konuşmaların sırasında Nedim özellikle Help Türkiye yani Türkiye yardım çağrısıyla beraber başlayan ve daha sonraki süreçlerde hem istihbarat daha doğrusu siber suçlarla ilgili olan daire hem de bu konuları çok daha iyi bilen yani Dünyada bunu uzmanlık olarak yapan. Çünkü o gece e, bu e, tweet yaklaşık 2, 2 milyonun üzerine geçen bir tweetle e, yayınlandı. ve bunların ne kadarın bot hesap dediğimiz bot hesap dediğimiz. sahte hesaplar üzerinden veya üretilmiş veya türetilmiş hesaplar üzerinden yapıldığı ortaya çıktı. E, şimdi bazı insanlar Türkiye'de her zaman olduğu gibi şunu söyleyecekler. Ee, hep böyle karpuzun ortasından ikiye yarıldığımız gibi neye dayanarak söylüyorsunuz? Uluslararası verilere e, dayanarak söylüyoruz. Artı e, Twitter bile bir müddet sonra bunun sahte bir e, uygulama olduğunu e, daha doğrusu spam olarak algılandığı için bunu e, belli bir süre sonra şeyden kaldırdı. Yani e, kendi sisteminden bile kaldırdı. E, nereden yayınlanmış bu e, hesaplar? Büyük bir çoğunluğu yurt dışında. Yani düşünün Türkiye'de Türkiye'nin yapması gereken, yani Türkiye'deki yaşayan insanların yapması gereken çağrıyı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan insanlar yapmış. Yani burada bir e, tuhaflık yok mu? Yani eğer bizim bir yardıma ihtiyacımız varsa bu ülkenin insanları yapar, bu ülkenin insanları bu çağrı yapar. Ama öyle değil. Yapılan ülke e, Almanya ve sanırım şey. Amerika Birleşik Devletleri. İki ülkeden yapılıyor ve toplam hesap sayısı, bu hesapların büyük bir çoğunluğunun toplam hesap sayısı yaklaşık 26 bin tane. 26 bin hesap türeterek yani binlerce hesap türeterek bu hesap üzerinden bunu yapıyor. Şimdi biz insanlarımızı şöyle ben fişlemiyorum. Böyle bir özelliğim yok. Böyle bir yanıl şeyim de yok, saplantım da yok. İnsanlar bu ülkeyi iyi düşünen, bu ülkenin iyiliğini insan, insan bir sürü insan var. Ve bunu yaparken de zaman zaman e, bu hesaplar veya başka türlü çağrıların içerisine basarak, RT'leyerek veya başka şey yaparak yapabiliyorlar. Ama bunun oranı o kadar düşük ki. Yani o gece çağrı yapılanların toplamına baktığınızda bu hesaplar dışında kalan hesapların Miktarı o kadar düşük ki. Şimdi o zaman şunu söyleyelim. Türkiye'de yapılan operasyonların büyük bir çoğunluğu, özellikle sosyal medya hesapları üzerine yapılanların büyük bir çoğunluğu Türkiye'deki insanlar tarafından yapılmıyor. Büyük bir çoğunluğu yurt dışındaki hesaplar üzerine yapılıyor. Ben aklı selim olduğumuzu düşünüyorum. Yani e, Uluç Bey de söyledi. Bu olaylar yaşanırken evet siyaset yapmaya... Çalışan insanlar olabilir. Bundan kendisine çıkarım sağlamak isteyenler olabilir. Farklı farklı e, durumlar yaratmak isteyen insanlar olabilir. Ama ben ülkenin büyük bir çoğunluğunun, aklı selim olduğunu ve yalnızca ormanları söndürmeye angaja olduğunu düşünüyorum. Yani amaçları yalnızca o coğrafyada bu... E, yeşil vatan diye nitelendirdiğimiz ormanların söndürülmesiydi. Bu tür olaylar ilk defa karşılaşmıyoruz. Gara operasyonu olsun, Gara'daki yaşanan olaylar olsun, Afrin harekatı olsun, 15 Temmuz olsun veya diğer olaylarda bu tür operasyonları hem e, körfez odaklı yani körfez ülkeleri odaklı gördük hem de Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde, Avrupa ülkelerinde gördük. Nedim bununla ilgili kitap yazdı. Daha sonra bu kitabından sonra daha sonra da FETÖ'nün taktikleri içerisindeki en önemli mesajın sosyal medyada yerleşin ve herkes yaklaşık yapabiliyorsa onun üzerinde hesap açsın. Şimdi sosyal medya maalesef. Türkiye'de kontrolsüz bir alan. Kusura bakmasın ama ki gerçekten kontrolsüz bir alan. Yani sosyal medya üzerinden yapılan olaylara, müdahalede hukuk devreye giriyor. Ama ne zaman devreye giriyor biliyor musunuz? Yangın çıkmış, e, sosyal medya üzerinden yapılması gereken yıkım yapılmış, yangın üzerinden geçmiş, arkasından sorumlu bulmaya çalışıyoruz. Bunun denetlenmesi, bu işi yurt dışından yapıldığında buna bir denetim mekanizması bulunmasının nasıl olması gerektiğini biz tartışamıyoruz. Ve her defasında işte deprem olsun, gara olsun veya diğerler olaylar olsun. Toplumu körüklemeye çalışan insanlarla bir şekilde farklı olayları anlatmaya çalışıyoruz. En yakınlardan bir tanesi Konya'da yaşanan olay. Hatırlayın. Konya'da iki aile arasında çıkan 10 yıl önceden beri dayanan bir husumetin nasıl servis edilmeye çalışıldığını da bir sosyal medya üzerinden gördük. Şimdi bu bütün olaylarda bizler mi mücadele etmeliyiz? Bizler mi karşısında her defasında bu yaşanan olayların farkını anlatmak zorundayız? Yoksa bunun bir düzenlemeyle bir esasa bağlanması mı gerekiyor? Ben Artık gerçekten toplumun yorulduğunu düşünüyorum. Çünkü hiç kimse şunu yapmak zorunda değil. Yani ben her hesabın içine girip bu hesap ne zaman açılmış diye bakmak zorunda değilim. Bakın bu olayda kullanılan hesapların e, büyük bir çoğunluğu Temmuz ayı içinde açılan hesaplar. Yani bolt hesapların neredeyse tamamı bu yangınlar başlamadan veya başladıktan sonra açılan hesaplardan oluşuyor. Sizin göreviniz mi? Benim görevim mi? Hani başkalarının görevi mi? kimsenin görevi değil. Böyle bir operasyon başlayacaksa ve böyle bir operasyon defalarca bu ülkede çekilmişse birilerinde oturup artık bu düzenlemeyle ilgili bir şeyin yapılması gerekiyor. Bunlar bizi bir müddet sonra şuna götürüyor. Toplumsal anlamda aramızda büyük bir sorun var algısına gittikçe tutmaya başladı. Yani şöyle düşünüyor insanlar. Ya bu insanlar bunu düşünüyorlarsa ben nasıl bir ülkede yaşıyorum? Bu olay için söylemiyorum. Mesela bir olay anlatıyorsunuz, bir şey söylüyor. Ya bu mantıktaki bir insan sokakta nasıl geziyor diye düşünüyorsunuz. Ama öyle bir insan yok ki. Öyle bir öyle bir kişi yok. Siz sosyal medya hesaplarının her birini gerçek insan olarak kabul ediyorsunuz. Ama öyle bir durum yok. Bunu bu böyle olduğu için de milyonlarca tuhaf yazılar yazan tuhaf konuşmalar içine giren, birbirine hani hakaretler eden, e, toplumu neredeyse e, paramparça edecek kadar sloganı varik konuşan insanlar var zannediyorsunuz. Yok öyle bir şey. Gerçek insanları nerede görüyorsunuz biliyor musunuz? <laughs> Üstadın söylediği gibi sahada ona yardım götürmeye çalışırken görüyorsunuz. Bir şekilde organize olup malzeme gönderirken görüyorsunuz bir şekilde demin de arkadaşımızın orada söylediği gibi hala eline bir tane malzeme alan bir kişi olarak görüyorsunuz. Veya sosyal medyada görmüşsünüzdür. Çağrısını duyup yukarıdaki işçiler aç diye düşünen 75 yaşındaki annemizin sırtına aldığı yükü o dağdan yukarı çıkartırken görüyorsunuz. Gerçek insanlar onlar. Onların hiçbirinin sosyal medya hesabı yok. Onlar gerçek ve gerçekler sahada. Ama olmayanı bu ülkede kabul ettiğimiz müddetçe biz beraber hep beraber çıldırırız. Bak açık ve net söylüyorum. Hep beraber çıldırırız. Zaten amaç da bu. Öfkeyi, endişeyi arttırıyor. Bakın sosyal medya hesapları üzerinden yapılanlar dönemimizin provandaracı. Yani psikolojik harekatın birinci ögesi. Bir şekilde yalan haberi yayıp bir şekilde gerçek haberi bastırmak üzerine tezgahlanmış durumdalar. Bunu yalnızca ben söylemiyorum. Trump bile seçimler sırasında sosyal medya hesapları üzerinden kendisine çekilen ayarı bilen ve bunu açıklayan bir Amerika Birleşik Devletleri başkanından bahsediyor. Seversiniz, sevmezsiniz. Ama adam şunu söyledi. Seçim sırasında adil dövüşmemem için elinden gelen her şeyi yaptı dedi. Ve hepimiz de gözümüzün önünde gördük bunu. Bugün de görüyorsunuz. Siz PKK hesabı olduğunu biliyorsunuz. Siz FETÖ hesabı olduğunu biliyorsunuz. Çünkü yazılanlar içinde ırkçı sloganlar var. İçerisinde terörle ilgili birçok programda var. Bunu engellemezken mesela bununla ilgili bunun olmadığı ile ilgili bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Ya hesabınız engellenmeye çalışıyor ya da sizin hesabınızın etkinliği kısıtlanıyor. Örnek vereyim. Bir haber 100 bin tane yayılırken sizin gerçeğiniz yayılmaması için Sosyal hesap sizi blokaj altına alıyor. İsterseniz bunu YouTube için söyleyebilirsiniz, ister Twitter için söyleyebilirsiniz, ister Facebook için söyleyebilirsiniz. PKK için haber koyuyorsunuz, kısıtlanıyorsunuz. İşte Diyorsunuz ki Ermeni soykırımı yoktur diyorsunuz, bununla ilgili bir açıklama yapıyorsunuz, site sizi anında engelliyor. Böyle bir durum var ve bununla açıkçası vatandaşın kendisi mücadele etmek zorunda değil. Yani sosyal medya platformları bu gruplara mı hizmet ediyor demek istiyorsunuz? Ben demiyorum. Bunun herkesin söylediği bir konu. Bunu Çin de söylüyor. Bunu Fransa da söylüyor. Bunu Amerika Beşik Devletleri de söylüyor. Bunu Brezilya da söylüyor. Bunu Güney Afrika da söylüyor. Yani sosyal medya hesapları üzerinden bir ayar çekildiğinin herkes farkında. Kimi desteklemek istiyorlarsa, kimi ön plana çıkartmak istiyorlarsa onun önünü açıyorlar. Bakın ben Hesaplara bakıyorum. Hiç ilgilenmediğim, gerçekten de hiç takip etmediğim birçok hesabın hesabın şeyi benim önüme düşüyor. Ya yani ben takip etmiyorum. Algoritmada da daha açtığım bir tane hesap yok. Pat 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 önüme gelebiliyor. Peki onu öne çıkartan, onu herkese servis eden sistem nasıl çalışıyor? İşte sistem böyle çalışıyor. Sistem böyle çalıştığı için de biz şunu uğraştık. O gece ben burada yayındaydım. Termik santralle ilgili e, durum işte bir yangın oraya doğru ilerlediği andan itibaren Temelke. iki orman mühendisi e, üstadım vardı, e, metoloji uzmanımız Orhan profesörümüz şey. vardı, ben vardım, e, hocalarımıza tartışmaya çalıştık, ben de bu arada e, bilgi alarak hani son durumun ne olduğunu atmaya çalıştım. Yani orada bir yangın olsa ne olabilir? Yangın gerçekten bir e, hani çünkü şöyle bir noktaya geldi. Çernobil iki dendi. Yani şimdi Çernobil 2 denmesi için veri neydi? Bunu kimse söylemedi. Çernobil nasıl? Yani Çernobil nükleer bir santraldi. Burası bir termik santral. İkisi nasıl paralellik kurup e, bu noktaya getirebileceksiniz? İşte bu burası. Siz ne yapıyorsunuz? Açıyorsunuz, ilgiliye konuşuyorsunuz. O akşam anlatmaya çalıştım. Bugün de aynı şey. Buraya gelmeden önce de Yeniköy Santrali'de, Kemerköy Santrali'de e, Aynı şirkete ait olan iki tane şirket, şey, e, müessesesi, özelleştirmeyle e, verilmiş olan şirketler 1984'ten beri e, Üstad söyledi kurulmuş olan şirketlerden bahsediyoruz. Bu iki şirket, yani buradaki e, şeyler geçmişte kurulmuş ve bu ülke için önemli kaynaklar. Beş tane ünitesi olan ve nereden bakarsanız bakın bin megawattın üzerinde enerji üreten santraller. Ve bölgeye enerji sağlayan santraller, bunların milli servet olduğunu bilerek e, konuşuyoruz. 84'te kazandırılmış, bugüne kadar gelinmiş. Anlatılanlara bakıyorsunuz, ben nasıl yardımcı olabilirim diye mücadele ediyorum. Bugüne kadar bu olaylar yaşanırken benim duruşum şuydu. Arkadaşlar bazen bana şunu söylediler, Neyi ele, niye eleştirmiyorsun diye sordu. Dedim ki bakın arkadaşlar yıllardan beri bir şeyi tekrarlarım, ısrarla tekrarlarım. Bir olay çıkmadan önce eleştiririm. Sorun yaşanırken nasıl çözeriz diye çözüm bulmaya çalışırım. Olay bittikten sonra da geri dönüş yapıp buradaki görünen hataları o zaman eleştirmeye başlarım. Şimdi ortada bir tane sorun varken hepimizin yapması gereken konu nedir? Bu sorunu nasıl el birle çözebiliriz? Bittiği andan itibaren herkesin ne kavgası varsa oturur çıkar ve bu kavgayı sürdürürler. Ben de bu olay yaşanırken kendi tecrübemle ne yapabileceğimi ilgililerle tartışarak çözüm üretmeye çalıştım. Geçmiş örneklerden bildiklerimle, yapabildiklerimle, enerji tecrübemle ne yapılabileceğini beraber konuşmaya çalışacak. Gelmeden önce santrale ilgili son durumu sordum. Nedir durum diye. Kemerköy santralından çok daha etrafı ağaçlık bir alan. Ama Kemerköy santralında elde edilmiş tecrübelerle hattın çok daha büyük yapıldığını öğrendim. Kemerköy'de 20 metrelik bir hat oluştururken burada neredeyse iki katına yakın bir hat oluşturulduğunu ve alanın içerisinde yapılması gereken ekstra tedbirlere kadar yapıldığını öğrendim. Daha da öteye götürmüşler. Şu anda sahanın etrafında bir tane e, termal kameralı şey uçuruluyor. İHA var. Ve bir o uh İHA kıvılcımın yaklaştığını veya bir ateşin başlangıcını ve tespit edecek kadar hassasiyette. Yani olay başlamadan önce öğrenip ona göre çağrı öğretmeye çalışıyorlar. Bakın bu olay başlamadan önce hatırlayın. Hepimizin tartıştığı konular vardı, sorunlar da vardı. Bunlardan bir tanesi neydi? Gündüz helikopterler gidiyordu. Helikopterler geceliğin üzerlerine gece görüş tertibatı olmadığı için beklemede kalıyordu. Yani elinizdeki helikopterleri 12 saat boyunca kullanamıyordunuz. Uçaklar dahil olmak üzere. Arkasından nasıl bir tedbir alındı? Ukrayna'dan gece görüş olan helikopterler getirildi. Devlet çözüm üretmek için başka bir e, motivasyona daha girdi elinde bulunan Sikorski tipi dışarıdan malzeme taşımaya gücü ve irtifa sürati ve sürati yeterli kadar olan jandarmaya ait olan helikopterleri, gece görüş uçma helikopterleri aktif hale getirdi. Ve onları devreye soktu. Yani bu mücadelenin içerisinde bize düşen buydu. Kimsenin görmediği ama bizim de hatırlatmamız gereken bir şey varsa onu hatırlatmaktı. Bu böyle mücadele yapılır. Bu mücadelenin içerisinden böyle çıkarız. Bu mücadeleyi farklı yapmaya çıkanlara da halk nasıl tepkisini veriyor biliyor musunuz? Bizde şey vardır. Hani bir yer yanarken saçını tarar hikayesi vardır ya. İçine detayına girmeyeceğim. Bizde o laf çok ağır bir laftır. Ve bu ağır lafı çok zaman zaman kullanırlar. Bizim toplum böyledir. Çok sağduyludur. Olayların içerisinde kimin seyrettiğini, Kimin seyretmediğini, bu işin içerisinde hangi devlet hataların yapıldığını, siyaseten hataların yapıldığını herkes not aldı. Merak etmeyin. Bakın herkes not aldı. Şu iş bitsin. Bak şu şu iş bitsin. Herkes oturacak ve bununla ilgili konuşulması gereken ne kadar konu varsa hep beraber masaya yatıracağız. Hiç kimsenin şey olmasın. Ama kimlerle biliyor musunuz? Gerçek insanlarla. Sahte hesaplar üzerinden kahramanlık yapanlarla değil kendi ismini yazanlara, kendi ismiyle ortaya çıkanlara, gazetecilik yapanlara, siyaset yapanlarla bu iş tartışılacak. Niçin tartışılacak? Bu sorun bir daha yaşanmasın diye. Hatalar yapanlar varsa o hatayı yapanlarla ilgili hesaplaşmak için ve yüzleşmek için. Ama bunun her tarafında yalnızca şey yok. Bu taraf yok. Bu mücadele o kadar kolay olmadı. Ben geçen gün buradaki orman mühendisi iki bir profesör bir doçent üstadıma şu soruyu sordum. Buradaki yaşanan e, yangının boyutunu bir söyler misiniz dedim. Cumhuriyet tarihinde bu kadar büyük yangın olmadığını ifade ettiler. İkisi de Antalya bölgesi ve diğer bölgelerde. Birisi Temada da aynı zamanda e, yetkili olan e, bir profesörümüzdü. Şunu söyledi. Bu Cumhuriyet tarihinde bu kadar yaygın aynı anda çıkan ve bu kadar büyüklükteki bir yangın cumhuriyet tarihinde yok. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bunu özellikle vurguladı. Bu kadar uzun süren bir yangının olmadığını daha önce. Bu kadar büyüklükte aynı anda 44 bakın 44 ilde çıktı yangın. 44 ilde çıkan bir yangından bahsediyoruz. Bu bir yangın değil artık. Bu doğal bir afet. <laughs> ve yalnızca bir bölgeyi etkilemedi. Türkiye'nin en önemli oksijen damarları dediğimiz Muğla ve Antalya bölgesini etkiledi. Evet. O yüzden ciğerlerimiz yanıyor diyoruz. Hala Biz yanıyor. Bir an önce söner tabii bir yandan soruşturma devam ediyor. Tabii ki iklim değişikliği kuşkusuz bir etken. gerçekten şey var ama kim yaktı bakın, var mı Kim yaktı tartışmasının ötesindeyiz. Yani o ilk çıktığında kim yaktı tartışmasını yaptık. Onu devlet kendi içinde yavaş yavaş yakalıyor. Teker teker her birinin e, failini yakalıyor. İster kundakçı olsun, ister yanlış da yakmış olsun, isterseniz PKK'lı yakmış olsun. Bunun faillerini buluyor. Artık bugün için yapacağımız tek şey bu yangının söldürülmesi e, mücadelesidir. Odaklanmamız gereken bu.